Herkese selamlar arkadaşlar. 2023 sezon öncesi bilgilendirme videosu dün Rio tarafından paylaşıldı. Sonunda yeni bir Darkin şampiyonu geliyor. Görseldeki hançer hapsedildiği silah. Bu silahı kimin kullandığı ya da neyin kullandığı ile ilgili bilgi verilmedi. Böyle bir not düşüldüğü için de Kane gibi bir şampiyon gelebilir. Silahı hapsolan Darkin ise büyük ihtimalle Varus'un kız kardeşi. Neden böyle düşündün derseniz eğer, üzerinde hatıraya benzer bir eşya var. Varus'un da boynunda kolyesi var hatıra. Artı hançer genelde kadınlar tarafından kullanılan bir silah. Üstüne bir de sürüngen ve ejderlerinkine benzer bir göz var. Valiva ilahların alacakaranlığı hikayesinde bir bölümde sinirlenip tıslıyordu. Yani büyük ihtimalle o da ejder veya sürüngen cinsinde bir Darkin. Başka kim olabilir? Yılan formunda Naganika vardı. Kukuletalı yılanımız. Bir de set çıkmadan önce geliştiricilerin karar verme aşamasında çalıştıkları bir konsept vardı. Orada bir Darkin var. Ama bence Valiva gelecek. Kendisini direkt görmesek de form değişiminde büyük ihtimalle göreceğiz. Şimdi de gelecek olan diğer şampiyonlara geçelim. Daha önce yol haritasında da bahsedilen Nazumah'ın gururu Sante. 500 yaşın üstünde Azir'e baş kaldıran bir halkın savaşçı lideri üst koridor tankı olarak vadide yerini alacak. Diğer yeni şampiyon da X-Tal'den efsuncu bir erkek karakter olarak gelecek. Aurelion Sol'un yetenek kiti bayağı değişmiş. Q'su ağzından kozmik alev çıkarıyor. W yeteneği ile göklerde dolaşabiliyor. Üstelik düz gitmesi de gerekmiyormuş artık. Artı W ve Q yeteneğini aynı anda kullanabiliyor. Daha önce bizlerle paylaşılmış olan bu yetenek de büyük ihtimalle E skill'i olacak ama ultisi de olabilir tabii. Ne yalan söyleyeyim, o ağzından alev püskürtme olayını hiç beğenmedim. Yani sıradan bir ejderhadan farkı kalmamış. Mevcut şampiyonlarımızla ilgili olarak da Ahri oyun içi görsel güncelleme alacak. Bu zaten duyurulmuştu. Ayrıca şampiyonların yetenekleri, hikayeleri vesaire bunları komple güncellemek yerine orta dereceli güncelleme yapmaya devam edeceklermiş. Çünkü Ahri'ye ve Swain'e yapılan yetenek kitindeki güncellemeler çok beğenilmiş. O yüzden bu şekilde orta dereceli güncellemelerle devam edecekmiş. Syndra ve Nico'nun ismi verildi ama bu yıl birçok şampiyona bu şekilde yetenek kitlerinde güncellemeler gelecekmiş. Planlanan oyun içi değişikliklerde ise iletişim ve görüş sisteminde ufak yenilikler olacak. Totem atarken maksimum menzil gösteren bir görsel alan eklentisi olacak. İletişimde kullanılan sinyallere bize kolaylık sağlayacak yeni seçenekler eklenecek. Ormancıların geri düşmemesini ve motive olmasını sağlayacak güncellemeler gelecekmiş. Örneğin takımından birine bir buff verdiğinde orada kendisine gold ve XP kazandıracak bir parça kalacakmış. Şimdi kaybolan ejderimize geçelim. Kimya ejderi yenilen geri dönüyor. Ruhu ele geçirilince canımız azaldığında verilen hasar artıyor, alınan hasar azalıyor. Kimya ejderi vadiyi ele geçirdiğinde ise orman bitkileri mutasyona uğruyor. Örneğin keşif çiçeği ile bir rakibi açığa çıkardınız, ona doğru hareket hızı kazanıyorsunuz. Veya saçar tohuma tıkladınız, sizi daha uzağa fırlatıyor. Maviden mide kadar. Büyük ihtimalle eriklerde daha çok can veriyordur. Ayrıca önümüzdeki birkaç yıl içinde rünler yeniden işlenecekmiş. Eşyalara ve daha birçok şeye de yeni güncellemeler gelecek. Söyleyecek bu kadar. Hoşça kalın.